Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar, iki gün önce biliyorsunuz Bangkok'ta Fuji Film Bangkok servisi gerçekleşti. Orada da üç değişik ürün tanıttılar. Bu ürünlerden bir tanesi çok uzun süredir herkesin şikayet ettiği Fuji film yazılımıyla ilgiliydi ve yeni bir yazılım çıkarttı ortaya. X App diye Fuji filmin X App'ı. Onun haricinde de iki tane e, fiziksel ürün tanıttılar. Bir tanesi bir e, fotoğraf makinesi ya da bir fotoğraf kamerası. Diğeri de bir lensti. Hani tamam, e, show business çok Japon işi değil ama nispeten stüdyoda gerçekleşeni kabul ediyorduk ama bu sefer çok komik hale düştüler bence çok saçmaladılar ve samimiyetle söylüyorum bu kadar muhteşem bir ürün ancak bu kadar kötü tanıtılır. Yani Fuji Film ne olursun Hollywood'tan yönetmen mi getiriyorsun ne yapıyorsan yap ama bu tanıtımlarını düzelt. Yani neyse sevgili dostlar X App en son geleceğim muhteşem bence satış rekorları kıracak olan kamerayla başlayacağım. XS20. Şimdi fiziksel olarak elime geçmedi ama hemen ön siparişini ben e, pazartesi itibariyle vermeye karar verdim. Öyle bir kamera düşünün ki XS son fiziki yapısıyla neredeyse birebir. Birazcık gribi büyümüş, derinleşmiş. O daha da güzel hale gelmiş yani daha da tutulur. Toplamda 491 gramı geçmiyor. Çok kompakt. Ama ya içindekiler Allah'ım saymakla bitmez. Bir kere yeni nesil e, işlemciyi kullanmışlar. Yani X processor 5'i kullanmışlar. Ama bence çok akıllıca bir iş yapmışlar. X sensör 4'ü kullanmışlar. X sensör 4 biliyorsunuz XT4'te, XT3'te, XS10'daki sensörle birebir aynı. 26,1 megapiksellik muhteşem bir zaten fotoğraf alan bir prosesördü. Video kapasitesi de gayet güzeldi. Videoya geleceğim. Biliyorsunuz kulaklık girişi yoktu. Bu sefer gövdenin sağ üst kısmına fiziksel bir jack yani kulaklığı dinlemek için jack yapmışlar, ilave etmişler. Onun haricindeki girişlerin hepsi aynı ama çok önemli bir değişiklik var. O da sevgili dostlar batarya büyümüş. Şu anda XH serisine ve X ve GFX serisindeki bataryayı kullanmaya başlamışlar. Ve SIPA verilerine göre de 750, yani tek şarjda 750 kare. Ama SIPA'nın verilerine göre şöyle yapmanız gerekiyormuş. 2 karede bir flash açıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz XSOM'da da olduğu gibi XS20'de de kendinden açılır, flash'a sahip. Bir de her çekimden sonra zoom yapmanız gerekiyor, ileri geri. Dolayısıyla tanıtan arkadaş şey dedi, ben 1000 kare üzerinde çekmenin iddiasını yapacağım dedi. Öyle bir iddiaya girdi ve onu da gerçekleştirdi. Neticede gün sonunda daha henüz tamamen bitmemiş pille bile 1033 kareyle bitirdi sevgili dostlar. Şimdi ne avantajı var? E, diyeceksiniz ki yani bir kere XH2'nin daha süratli olmasını sağlamış çünkü XH2'nin 40 megapiksellik e, sen yeni sensörü ne olursa olsun e, otofaküsü ve geri kalanını yavaşlatıyor. Mesela XH serisinde x 2 de özellikle 20 kare seri çekim var. Bunda 30'a kadar çıkabiliyorsunuz. 20'ye kadar da cropsuz. 30'da 1-25'lik bir cropla beraber gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ciddi bir anlamda hızlanmış. Ama yeni işlemciyle beraber yeni aynı otofokus algoritması ki otofokus şu anda XHS2'den daha yüksek ve daha süratli olduğunu söyleyebilirim. Bir çok daha komik bir şey söyleyeyim mi size? <laughs> Zannediyorum XH2S'de bile olmayan bir ilave daha var. Daha doğrusu iki ilave var. Bir tanesi nesne tanıma ile ilgili nesne adedini arttırmışlar. Daha önceki gibi yani yüz göz tanıma, hayvan tanıma, işte kuş tanıma, tren tanıma, bisiklet tanıma, çak tanımanın yanı sıra bu sefer makroçulların çok hoşuna gidecek bir özellik ilave edilmiş böcek tanıma. Bir de ne işe yarayacağını çok anlayamadım. Drone tanıma ilave edilmiş. Ama daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Yani diğer hiçbir makinede olmayan bir otomatik nesne tanımayı ilave etmişler. Yani kameranız nereye doğru yönlendirirseniz akıllı algoritması sayesinde ve yapay zeka yani derin ön, derinlemesine öğrenen yapay zeka sayesinde Böcek mi takip ediyor, kuş mu takip ediyor, insan mı takip ediyor, tren mi takip ediyor, araba mı takip ediyor? Ona kendi karar verecek kadar geliştirilmiş. Valla umarım bu özellikler e, X-H2S ve x XH2 2ye de gelir. Çünkü ay ayıp olur. Çok önemli değişikliklerden bir tanesi, bence bu kamerayı çok satıracak özelliklerden bir tanesi video özellikleri sevgili dostlar. Bir, bir kere üstüne bir fiziksel vlog düğmesi atamışlar ve o konuma getirdiğiniz zaman ve ekranı kendinize çevirdiğiniz zaman ki onlara da geleceğim ben çevirdiğiniz zaman direkt 6 tane fiziksel e, fonksiyon kolay değiştirebilir fonksiyon atamış. Bazı yeni şeyler ilave etmiş. Gerçi yeni dediğim zaman yani Fuji film için yeni. Bu özellikler bu size bahsedeceğim özellikler <laughs> Sony ZV-1'de bile var. Bunlar nedir? Bir tanesi defocus dediğimiz, defocus background dediğimiz arka bokeyi. O otomatik bir tuştan ila, ayarlayabiliyorsunuz. Daha da önemlisi ürün tanıma öncelikli çekim. Bunun ikisi gerçekten hakikaten süper özellikler. Onun haricinde işte ibis açıp kapanma vesaire vesaire. Video özelliklerine gelince, ben yani abartmışlar diyeceğim. Evet tek kart slotu var. Ve bu SD kart ama sevgili dostlar XH2S neredeyse bütün özellikleri sahip. XH2S'de olup da bu kamerada olmayan tek fark o da e, CFexpress kartın hızından dolayı Apple ProRes'ler yok. Ama onun haricinde H264, H H265 var. Sevgili dostlar 6.2K 30 FPS. 5.2K 30 FPS. 4K 60 FPS'ye kadar çekimler var. Yani özellikler var. Ve bunların hepsini evet bir 720 megabit saniyede e, veri aktarımıyla değil ama az buz değil 360 megabit saniye veri aktarımıyla beraber başarıyor ki bu kamerayı müthiş bir yere konumlandırıyor. Bu kamera profesyonel bir kamera. Zaten x s ile ilgili çok sevdiğim bir kameraydı. Ama x s daha doğrusu daha önceki işlemcide otofokusla ile ilgili ufak tefek şikayetler vardı. Ama artık inanın bana Sony ile Canon'un otofokusu artık çok rahat rekabet edecek bir düzeye gelmiş. Ve şu anda otofokus noktasında Fujifilm kameraların arasında en yüksek otofokus hızına sahip. Şimdi başka neler ilave edilebilir bu kamerayla ilgili? Tabii elime geçmedi dediğim gibi ama ISO performansının ben xt t 4ten aşağı kalacağını zannetmiyorum ki bu daha önce de söylemiştim ben 6400 ISO'ya kadar hiç sıkıntısız kullanabildiğiniz bir kamera. Ee, onun haricinde bu kamerada bir özellik var x e, oranla. oranla. E, o da IBIS'i yani stabilizörü yükseltilmiş 7 stop'a kadar yükselmiş vaziyette. Başka ne farklar vardı hatırlamaya çalışayım. Eksik bir şey söylemeyin. Dinamik aralığı 13 stop ki bu x 2 ile aynı stop aralığına denk geliyor. Müthiş bir dinamik aralığı. Yani bu kamera hakikaten dört dörtlük. Şimdi bu kameranın muhtemelen hiç kimse bahsetmiyor ama Ben söyleyeyim size. Rolling shutter'ı bir kere x 2 çok daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü daha küçük bir sensör, daha doğrusu daha az megapikselli bir sensörü ve yeni işlemciye sahip olduğu için. Çünkü x 2de rolling shutter hakikaten yerlerde sürünüyor. Yani kimse kusura bakmasın. Ee, onun haricinde Eflok 1, Eflok 2 bu, bu kamerada da var. E arkadaşlar bu kamerada artık yok yok yani. Bir ne yok? E, o x 4te de yok. O da Apple ProRes yok yani. Şimdi bu XS20 kanadıyla ilgiliydi. Onlar ee, onun haricinde bir lens tanıtıldı. O da enteresan bir lens. Yani XF 8 mm F 3,5 RWR Yani e, ha bu arada şey de X-son da işte hava koşullarına dayanıklı bir kamera olarak lanse edilmiyordu. X-20 de aynı şekilde ama ben X-sonu kullanan ve hakikaten karda yağmurda kullanan bir insan olarak hiçbir sorunla yaşamadım. Söyleyebilirim ki X-20 bu konuda daha da iyi bir kamera olduğunu düşünüyorum ben. E, ne demiştik? Vlog demiştik. Onun her şeyden bahsettik. Ha evet gelelim şimdi lense. 8 mm ultra geniş açı bir lensdir ki full frame karşılığı 12 mm'ye denk gelir. Ve normal şartlarda biliyorsunuz bu bunlar bayağı geniş lenslerdir ama ilginç bir biçimde ölçülerine baktığınız zaman son derece kompakt bir lens. Bu da zannediyorum F3 F'ini yani diyaframını F3.5'ta tutmakla başarılmış bir e, olay olsa gerek. E, lens hafif, 200 küsür gram tam olarak bilmiyorum ama ya, ya zaten göreceksiniz, e, ekranda göstereceğim size. E, distorsiyon oranını ben beğendim. Yani çekilen fotoğraflara baktığım zaman beğendim. Çünkü daha önce de biliyorsunuz 8-16'yı tanıtmıştım. 8-16'dan aşağı kalır tarafı yok distorsiyon oranı bakımından, başarısı o bakımından. F3.5 yani F4 yeterli. Keskinliği yapılan dene, denemelerde ben denemedim ama e, yapılan denemelerde oldukça başarılı olduğunu gördüm. F16'ya kadar, F4 ile F16 arasında oldukça köşeden köşeye keskin bir lens olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla o lens de göreceğiz. Yani gelelim XAP'a. XAP da çok ilginç e, geliş, gelişmeler var. Ama XAP'ı e, şu andaki kameralarınızla kullanmak için Fujifilm'in yayınladığı, birçok kamera için yayınladığı güncellemeleri mutlaka indirip kameralarınıza yüklemelisiniz. Çünkü o zaman Xap tanımaz. Yani Kameranızı güncelleyin ondan sonra Xap'ınızı indirin. Ama şu ara, ben dün indirdim ama birden bire bugün bir haber çıktı. Xhap şeylerden yani iOS ve şey marketten kalkmış, Android marketten kalkmış. Herhalde bir bug yakaladılar ve o bug'ı düzeltip yeniden yayına sokacaklar. Dolayısıyla tam kullanacaktım. Bunu okuyunca ben de kullanmadım o aplikasyonu. Ama o aplikasyonda müthiş şeyler var. Yani Geotagging'den tutun da gün içinde aktivitenizi dahi kaydedebildiğiniz ve hakikaten şey bir önceki programa remote kontrol aplikasyonuna oranla çok daha süratlenmiş bir aplikasyon olarak gözüme çarptı. Sevgili dostlar, Şimdi tekrar bir gözden geçirelim. Bugün tanıtılan X-up Fujifilm X-S20 ve ultra geniş açı 8XF 8 mm 3 buçağı arda buluyor. Bana göreceğiz. Yani ilginç ilginç şeyler yapmaya devam ediyor Fuji. Ama yani daha düşük rakamlı bir kameranın şu anda e, amiral gemileri dediğimiz kameralardan bazı özelliklerin üstün olması bana oldukça ilginç geldi. Enteresan politika değiştirmeye başlıyor. xs 20yi 1300 dolara ve şeyi de e, lensi de 790, daha doğrusu 1299 dolara, e, lensi de 799 dolara e, satış fiyatı var. xs 20 için bence değer. Çünkü onun çok çok güzel bir performansı olan bir kameradan bahsediyoruz. Çok kompakt, çok becerikli. Bir özellik daha ilave edilmiş xt 5te olmayan. O da arka fan uygulanabiliyor. Mecburen uygulanıyor çünkü bu kadar küçük bir gövdede ısınma problemi fansız uzun çekimlerde yaşarsınız diye tahmin ediyorum. O yüzden ona ilave etme ihtiyacı duymuşlardır. Bir de bunu daha ziyade vlog öncelikli bir kamera yani daha doğrusu video öncelikli bir kamera olarak benim gözüme çarptı. Çünkü çok fazla video özellikleri var ve bence çok da başarılı olacaktır. Bununla beraber de bu şimdi gelmiyor aklıma ama TB bilmem kaçlık bir hani bir tutma var ya küçük bir neden ama grip. Onu da almanızı tavsiye ederim. Bu aynı zamanda uzaktan kumanda gibi ve o grip sayesinde de işte XF e 120 ya da XC XC 1545 kullanıyorsanız Onların Zoom'u biliyorsunuz elektronik olduğu için Zoom'un zoom'un dahi şeyden, o şeyden kullanabiliyorsunuz, o gripten kullanabiliyorsunuz. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Şimdilik sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.